Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Sevgili 11. sınıflar, 1. dönemin 2. yazılı matematik yazılısı hazırlık çalışmasına hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz arkadaşlarım. Öncelikle bu videoda kullanacağımız çözeceğimiz dökümanın pdf açıklama kısmında ücretsiz bir şekilde mevcut linkini ben oraya bıraktım. Tek tıkla telefonuna, tabletine, bilgisayarına, her yere, televizyona, televizyona her yere indirebilirsin, çıktısını alabilirsin. Orijinal pdf'tir ve bütün sorular da bana aittir sevgili arkadaşlarım. Çözebilirsin. Benimle birlikte çözersen daha faydalı olur diyelim. Ve sevgili gençler artık Lafı da fazla uzatmak istemiyorum açıkçası. Vaktinde kısıtlı yazılı haftası geldi çattı. Matematik yazılısından hemen önce sana fayda sağlasın diye ben sana bu çalışmayı yapıyorum, yaptırıyorum. Umarım yazılı, 90'ın üzerinde notlar alman için çorbada benim de bir tutam tuzum olmuş olur. Evet gençler artık hazırsak geçelim dersimize. Evet bu güzel pdf'in linki de açıklama kısmında ücretsiz biçimde mevcut demiştim size. Arkadaşlar 11. sınıflar 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmasında ilk sorumuza birlikte bakıyoruz. Bir trigonometri sorusu. Sekant x. Sekant neydi hocam? Sekant 1 bölü kosinüstü. Çarpı tanjant x neydi? O da sin x bölü kosinüs x'ti. Daha sonrasında bölü alt tarafta ne var? Tan kare x artı 1. Hımm hocam bu tan kare x artı 1 sanki bir şey eşitti. Neye eşitti? Hocam hemen şuradan neye eşit olduğunu gösterelim bak. S kare bölü C kare. Burası C kare artı S kare bölü C kare olacak. Hocam üst taraf 1. S kare artı C kare 1 ya. C kare. Yani bu da neymiş hocam? Sekant kare x. Sekant kare x dediğimiz şey aslında 1 bölü kosinüs kare x diyebiliriz. Şimdi bak Cos x de cos x'in çarpımı cos kare x'tir. E buradaki cos kare x'e giderse üst taraf bir kere sin x'ten sin x. Alt tarafta bir olduğuna göre doğru cevabımız neymiş bizim? sinüs x'in ta kendisiymiş diyeceğiz. Evet ikinci sorumuza beraber bakalım. Tanjant x'i 5 olarak vermiş. Bunlar neydi? İndirgeme formülleriydi değil mi? Şimdi tanjant pi bölü 2 artı x. Pi bölü 2'ye eklenince isim değişiyordu. İkinci bölgeye düşer. İkinci bölgede tanjant negatif olduğu için burası eksi kotanjant x'tir hocam. Eksi. Pi'yi eklediğimiz için isim değiştirmez. Üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgede tanjant pozitif olduğu için olduğu gibi tanjant x yazarım. Buradaki eksi, buradaki eksi unutma. Daha sonrasında bölü alt kısımda 3 pi bölü 2'den e, eksi 3 bölü, pi bölü 2 var. Eksi 3 pi bölü 2 demek aslında pi bölü 2 demek. Pi bölü 2 artı x desek de kafi. Şimdi 90'a eklemiş isim değiştirecek. Üsttekinin aynısı olacak. Eksi kotanjant x'tir dedim. Ve Burası da tanjant tek fonksiyon olduğu için eksi tanjant. Pi eksi x'tir aslında. 180'den çıkardığım için isim değiştirmez ama ikinci bölgede olduğu için negatiftir. Eksi eksi tanjant x'ten artı tanjant x dedim. Şimdi bak tanjant x 5 ise kotanjant x 1 bölü 5'in ta kendisidir. O halde yerine yazalım artık biz bunu. Eksi 1 bölü 5 eksi 5 bölü eksi 1 bölü 5 artı 5 dedim. Üst taraf eksi 26 bölü 5'tir. Alt taraf ise eksi 24 değil artı 24 bölü 5'tir ve bölü 5'ler giderse 2 ile de sadeleştirirsem eksi 13 bölü 12 bana cevabı verecektir diyebilirim. Devam ediyorum üçüncü örneğimle ABC bir üçgen. İki tane BD üç tane DC'ye eşitse eğer ben bunu 3 seçersem bunu 2 seçmek zorundayım artık BD'ye 3 DC'ye 2 dedik. Daha sonrasında AB'nin 6 kök 2 olduğu verilmiş. Şimdi ben buraya k diyeyim, k diyeyim. AB dediği yer burası 6 kök 2. AC yani x kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi 3'e 2 ise alanları orasında da 3 ise 2 s gibi bir oran vardır. Ve ben şuradaki AD'ye m demek istiyorum. Şimdi sinüs alan teoremi uygulayacak olursam ABD üçgeninin yani sol taraftaki üçgenimin alanı 1 bölü 2 çarpı 6 kök 2 çarpı m çarpı m çarpı sinüs 45 dedim. Alttaki yani sağdaki üçgenin alanı da 1 bölü 2 çarpı m çarpı x çarpı sinüs 30'dur dedim. Şimdi soldaki üçgenin sağdaki üçgeni alanına oranı neymiş? 3 bölü 2'ymiş artık burası da 3 bölü 2'dir. 1 bölü 2'ler gitti. M'ler gitti. M'ye ihtiyacımız yoktu zaten. Şimdi sinüs 45 demek kök 2 bölü 2 demek. Sin 30 da 1 bölü 2 demek. Bölü 2'ler de gitti. 6 kök 2 ile kök 2 çarparsam üst taraf 12 yapar. Alt tarafta sadece x kaldı. İşte bu kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 2'nin ta kendisiymiş. 3'ün 4 katı 12 olduğuna göre 2'nin 4 katı da 8'dir. x 8'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız bu olacaktı. Geçtim 4'e. 3 pi bölü 2'den çıkarmış be kardeşim. Buraya ben alfa diyorum. Tamam mı? 3 pi bölü 2'den çıkardığı için isim değiştirir. Ne olur? Sinüs olur. Üçüncü bölgede kosinüs negatiftir. Eksi sinüs alfa soruluyor bize. Güzel. Şimdi ben şunu biliyorum ki tanjant alfa 3 3'müş be hocam. Art tanjanttan kaynaklı. O zaman bir tane üçgen çiziyorum hemen. Şuraya alfa diyorum. Burası dik olsun diyorum. Tanjantı 3 ise burası 3'tür, burası 1'dir diyorum. Burası da kök 10'dur. Şimdi bizden istenen ne? Sinüs alfanın eksilisi. Karşı bölü hipotenüsün yani 3 bölü kök 10'un Eksilisi istenmiş. Kök 10'u bırakma paydada. Ne yap? Eşleniyle genişlet. O halde cevap eksi 3 kök 10 bölü 10 olur. Bu da bize cevabı verir gençler. Evet. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuza sağ üst taraftayız. ABC bir üçgen. Burası 3, burası 6, burası 4, burası 5, burası 5. X soruluyor bize. Hmm, peki. kosinüs teoremi uygulayacağım. Şuraya alfa dedim. Bu alfa hem EDB'nin içerisindeki alfadır hem de A, B, nin içerisindeki alfadır. Ortak açıdır yani. O halde önce küçük üçgende kosinüs alfayı bulabilmek için önce buradaki küçük üçgende kosinüs teoremi uygulayalım. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa dedim. Daha sonrasında kos alfayı bulmak için 36'ya 25 ekledim ben. 61 geldi. Bu 61'i sol tarafa fırlatacak olursak 16'dan 61'i çıkaracağım. 16'dan 61 çıkarsa 44, 45 gelir, değil mi? Eksi 45. Eşittir. So sağ tarafa bakalım. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa dedim. Daha sonrasında 5'e böldüm, 5'e böldüm. 9 geldi. Eksiler gitsin. 3'e böldüm, 2. 3'e böldüm, 3 geldi. Şuradaki 2 çarpı 2 olan 4'ü karşıya atarsam, 3 bölü 4 eşittir kosinüs alfa olması gerektiğini anlayabilirim. Daha sonrasında gençler şunu yapalım sizle beraber. Büyük üçgende yani şu üçgende bir kosinüs teoremine daha ihtiyacım var. X'in karesi eşittir. Burası 9 olduğu için karesi 81. Burası 10 olduğu için karesi 100. Eksi 2 çarpı 9 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa o da 3 bölü 4'tü zaten. Güzel. Şimdi 2 kere 10 20'dir. 4'e böldü burada 5 kaldı. Şurası 181'dir. 181'den 3 kere 5 15. Tamam 3 kere 5 15 sadece elimizde bu kaldı. 181'den 15'i çıkaracağım ve bu da x karedir diyeceğim. 181'den 15 çıkarsa eğer 180'den çıksaydı 165, 166 mı olacak? x kare eşittir 166 yaptı. Acaba bir şeye bölünür mü diye kontrol etmek istiyorum ki işlem hatam var mı diye de şurada bakacağım. 166 çirkin geldi çünkü. Şurası 181'di. Bakalım doğru mu? Doğru. 2 çarpı 9 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa 3 bölü 4 bulmuştuk. Tamam. Ee, 2 kere 10 20 yaptı. 2 kere 10. Ha 9'u unutmuşuz bak gördünüz mü? 9'u unutmuşuz burada. Evet. 9 çarpmayı nasıl unutabilirsin ki İsmail? Evet bak 5 kere 9. 45 çarpı 3'ten 135 geldi burası. 181'den 135'i çıkardığın takdirde 36 mı olur? Bakalım. Ee, 30 46 mı olur? 46 olur değil mi? 46 aynen. O zaman x kaçtır? Kök içinde 46'dır. Doğru cevabımız da budur. Toplama çıkarma ben de biraz zayıf arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tamam? Evet, devam. Her matematikçinin sıkıntısıdır bu. Toplama çıkarma zayıftır. Şimdi trigonometrik bir fonksiyonun tersini nasıl alırım? Beni iyi dinle. Burada bak, basit bir yol anlatacağım sana. Beni çok iyi dinle. Burada x'e uygulanan işlemleri adım adım yazalım. 1. Önce x 2 ile çarpılmış. Yazdım. 2 ile çarpılmış. Pekala. İkinci işlem 4 çıkarılmış. 4 çıkar dedim. Üçüncü işlemde sinüs almış. 2x 4'ün sinüsünü almış. Daha sonrasında dördüncü işlemde 3 ile çarpmış. 3 ile çarp. Ve son olarak beşinci işlemde bak burada 7 var. 7 eklemiş. Tamam. Şimdi sen tersten başlıyorsun güzel kardeşim. Tersten başlıyorsun ve bütün işlemlerin de anti işlemlerini uygulayarak yazıyorsun. 7 ekle demişti. Sen 7 çıkaracaksın. 3 ile çarp demişti. Sen 3'e böleceksin. Sinüs al demişti. Sen ne yapacaksın? Kosinüs mü alacaksın? Hayır. Ark sinüs alacaksın. Boşuna mı ters fonksiyon var? Ark sinüs aldın. 4 çıkar demişti. Sen 4 ekleyeceksin. 2 ile çarp demişti. Sen 2'ye böleceksin. İşte arkadaşım F'in tersinde x fonksiyonu artık senin karşında. Cevabımız bu olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet, fonksiyonun tersini almanın da sana kolay bir yöntemini öğrettiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Devam edelim 7. sorumuzda. Diyor ki aha da burada verdiğim fonksiyonlardan, artanlık ve azalanlık durumlarını incele diye soruyor. Bak, iyi dinle beni. Bizim fonksiyonumuzda eğer bir tane x varsa, bir tane x varsa, x eksi 7. O zaman üssü tekse, bak buradaki 3 gibi mesela 1 gibi, üssü tekse hemen baş kat sayısına bak. Baş kat sayısı pozitif ya, artan diyeceksin. Bu 1. Buraya bakıyorsun. Üssü çiftse hocam, bak bir tane x ifadesi var, x kare. Üssü çiftse, hocam o zaman bu fonksiyon ya böyledir ya böyledir. Tamam mı? 2 ise mesela. Şimdi da x kare artı 9 o zaman ne artan ne artan ne de azalan. Belli bir yerinde artan belli bir yerinde azalandır diyeceksin. 3 bölü 2 hocam bu zaten sabit fonksiyon. X yok. Tamam. Buna bakıyorsun. Üstü tek mi tek? Baş kat bakıyorsun. Negatif o zaman negatifse azalandır diyorsun. Bak pozitifse tek olup baş kat sayısı pozitifse artan. Tek olup baş kat sayısı negatifse azalan. Hocam buradaki 2 onların hiçbir Buradaki 9 onun da hiçbir, hiçbir hükmü yok. Buradaki 3 bölü 2 sabitse sabittir. Orası 5 de olsa sabit olacaktı. Tamam. Artanlık azalanlık durumlarına göre bu şekilde yorumlayabilirsin. Tabi burada benim söylediklerimi de yazılı kağıdına eğer böyle bir şey görürsem benim söylediklerimi de yaz mutlaka. Tamam mı? Çünkü burada ben sadece artan azalan falan yazdım. Ha belki hocam buna da puan verir ama kopya çekmiş muamelesi yapabilir. O yüzden detaylı bir şekilde yazarsan sevinirim. Evet ortalama değişim hızı nasıl hesaplanıyordu? Eksi 1 ile 3 aralığındaysa f3'ten f eksi 1'i çıkarıyorsun. Sonra da 3'ten eksi 1'i çıkarıyorsun ve oranlıyorsun. F3'ü bulalım. 9, eksi 18, eksi 4. Ne yapar? Eksi 9, eksi 4, eksi 13 yapar. Bir de f eksi 1'i bulalım. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 6 kere eksi 1 artı 6. Bir de bundan 4 çıkarıyorum. Burası 7, 4 çıkardım. 3 geldi. Böyle alt kısımda 3'ten eksi 1'i çıkarsam 4 gelir. Bak burası da 4'müş. Üst taraf eksi 16. Alt taraf 4. Ortalama değişimiz Eksi 4. Hayırlı işler diyebiliriz. Ortalama değişim hızında f3'ten f 1'i çıkarıp 3'ten de 1'i çıkarıp oranlıyorum. Yaptığım tek şey bu. Bunu sen seneye ortalama değişim hızını anlık değişim hızı olarak türevde göreceksin. O yüzden bunlar önemli konular. Öyle sırf yazılıya çalışıp da geçeyim diye düşünme tamam mı? Yani sadece yazılı için çalışma bunlara. Seneye için aklında kalsın bunlar. Bunlar önemli. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. F fonksiyonunun grafiğine göre aşağıda verilen ötelenmiş fonksiyonların grafiklerini çiz demiş bize. Şimdi öncelikle gençler ben size şunu şöyle e, üstünden geçerek çizmeye gayret göstereyim. Şöyle yapayım. Sonra bir de şöyle yapayım. Tamam mı? İnşallah elim kaymadan ha hallettim. Şimdi gençler bizim elimizde böyle bir fonksiyon var. Bu fx fonksiyonu bizden fx artı 2'nin çizilmesi isteniyor. Ne yapabiliriz? Hocam şöyle yapacağız. Öncelikle ben bunu biraz daraltayım. Kopyalayayım. Yapıştırayım. Bunu buradan aldım. Şimdi bizim ee, fx'imiz şöyleydi. Değil mi? Bunu iki birim yukarı kaydıracaksın diyor. Yani hocam şunu yapacağız bak. Ben şunu biraz daha genişlettim yine. Ben bunu tutacağım. iki birim yukarı kaydıracağım. Bak, artı iki dediyse iki birim yukarı kaydırıyorsun. Demek ki ben bunu iki birim yukarı kaydırırsam bu bana cevabı verir. Bu cepte. Daha sonrasında hocam bir birim aşağı indirseydik ne olacaktı? Elimizdeki fonksiyon böyleydi. Bir birim daha aşağı indirecektim ve bu şekilde bir fonksiyon olacaktı. fx artı 1 artı 2 demiş. Şimdi önce fx artı 1'i halledeceğiz. Benim fonksiyonum böyleydi. fx artı 1 diyorsa bir birim sola kaydıracaksın. Bir eklediyse sola kaydıracaksın. İki birim eklemişse dışarıdan da iki birim yukarı kaydıracaksın. İşte arkadaşlarım fonksiyonumuzun grafiği budur diyeceğiz. Ve son olarak son olarak buraya geldim f(x)-2 demiş. 2 birim sağa kaydıracağım. Sonra da bir birim daha aşağı kaydırmış olacağım fonksiyonumuzun grafiği bu olacak. Unutma ki içeri ekliyorsa sola kayar. İçeriden çıkarıyorsa sağa kayar. Dışarı eklediyse yukarı. Dışarıdan çıkardıysa aşağı. Bütün mesele bu. Tamam? Şimdi bir de çarpmalı martmalı durumlar vardı. Bir de senle onlara bakalım. İçeriden çarplıysa, dışarıdan çarplıysa nasıl değişir? Neler olur? Bir de bunlara bakalım. Şimdi bizim fonksiyonumuzun grafiği şu olmuş olsun arkadaşlar. Şöyle bir grafik. Ben bunu buradan alayım. Çala çala gideyim. Tamam. Şöyle yapalım. Evet, buraya getirdik. Fonksiyonumuzun grafiği buydu değil mi? Eksiyle çarpmış. Eksiyle çarparsa ne olur hocam? Grafik x ekseni boyunca ters düz olur. Yani şöyle gelir ve böyle gider. Yeşille çizdiğim benim grafiğim olacak. Tamam? Şimdi benim grafiğim nasıl oldu gençler? şuydu. Şöyleydi. Şimdi diyor ki içeriği eksiyle çarp. He. Şimdi içeriği eksiyle çarpmak demek o zaman da y ekseninde ters yüz olması demek. Yani burayı böyle simetrini aldım. Buranın da böyle simetrini aldım. Ve artık kırmızıyı sildim. Fonksiyonumuz bu oldu diyeceğiz. Daha sonrasında bir de bu vardı. Hemen buna da bir el atalım. Şöyle yaptım. Bizim fonksiyonumuz buydu. Şimdi hem içeriden hem de dışarıdan eksiyle çarpmış değil mi? O zaman ne yapacağız? hangisini önce istiyorsan onu yap. Önce y eksenine göre çevirdim. Y eksenine göre çevirdikten sonra da ne yapacağım? Şu mavinin x eksenine göre simetriyi ve yine mavinin x eksenine göre simetriğini alacağım. Mavi ve kırmızıları silersem elimde kalan fonksiyon bize eksi f eksi x fonksiyonu verecektir diyeceğim. Şimdi dersimizin ilk 15 dakikalık kısmını trigonometri ve fonksiyonlara tamamladık. Şimdi ise 20. soruya kadar analitik geometriyle devam ediyoruz. Analitik düzlemde eksi 1'e 2, eksi 1'e k ve 2'ye 6 noktaları arasındaki uzaklık 5 birim olduğuna göre k'nın alabileceği değerler çarpımı sorulmuş. Hemen ne yapıyorum? 6'dan k'yı çıkarıyorum. 6 eksi k'nın karesi artı 2'den eksi 1'i çıkarıyorum. 3, 3'ün karesi. Bunun kare kökü kaçmış arkadaşlar? 5'i veriyormuş bize. Şimdi neyin kare kökü 5'tir? 25'in. Hocam şurası 9, demek ki burası ne olacak? 16 olacak. Neyin karesi 16'dır? Ya eksi 4? Ya da artı 4 diyeceğim. Peki buradan k kaç gelir? Hocam buradan k, eksi 4'ü bu tarafa atarsam 10 gelir. Değil mi? Bir yerde hatamız var gibi sanki. Bir daha bakmak istiyorum. Bir daha bakmak istiyorum. Ee, alttan k'yı çıkardım. Tamam, tamam, tamam. Orası da tamam. Eyvallah bir sıkıntı yok. İçerisi 25'tir, orası 16'dır. Demek ki eksi 4'ün karesidir dedik. Tamam bir sıkıntı yok gibi. Bir de şuraya bakalım. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsam k kaç gelir? 2 gelir. 10 ile 2'nin çarpımı sorulmuştu. doğru cevabımız 20 olacaktı diyebiliriz. Devam edelim. İnşallah işlem hatam yoktur. Analitik düzlemde A noktasının x eksenine uzaklığı. x eksenine uzaklık şunun mutlak değeridir. A artı 3'ün mutlak değeri. Ee, ne demiş? Y eksenine uzaklığı. on da bunun mutlak değeridir. A eksi 2'nin mutlak değerinin 2 katıymış. Güzel. Şimdi mutlak değerli denklem çözeceğim. A artı 3 eşittir. Ya 2a eksi 4'tür mutlak değerden kurtardım. Ya da a artı 3 eşittir. Eksi 2a artı 4'tür. Buradan a'yı bu tarafa bunu bu tarafa atarsam a kaç gelir? 7. Burada bunu bu tarafa bunu bu tarafa gönderirsem 3a eşittir. 1 gelir. a eşittir. 1 bölü 3'tür. Bu değerlerin toplamı istenmiş benden. 7 ile 1 bölü 3 toplarsam ne gelir? 22 bölü 3'ün ta kendisi gelir. Doğru cevap B seçeneği olacaktı gençler. Devam ediyorum 13. örneğimle. Analitik düzlemde köşedir bu noktalar olan ABC üçgeninin AC kenarına ait kenar ortay uzunluğu sorulmuş. bir tane ABC üçgeni çizelim senle. Şu şekilde tamam mı? Burası A köşesi, burası B köşesi, burası da C köşesi olsun. A köşesinin koordinatları 3'e eksi 1'di. B köşesinin koordinatları 2'ye 4'tü. Ve C köşesinin koordinatları da 9'a 3'tü. Şimdi e, AC kenarına ait kenar ortay demiş ya. Kenar ortay biliyorsun kenarı ortalar arkadaşlar. Yani şu şekilde Bunlar birbirine eşittir. Eşitse o zaman ben şu noktanın koordinatlarını bulabilirim. 3 ile 9'un aritmetik ortalaması. 3 artı 9 bölü 2'den 6 gelir. Eksi 1 ile 3 topladım 2. 2'ye böldüm 1 geldi. Bak burası 6'ya 1'miş. Bizden istenen şey kenar ortayının uzunluğuydu. Yani şuradaki mavi uzunluk istenmiş bizden. Uzunluğu hesaplayabilmek için de 1'den 4'ü çıkardın. Eksi 3 karesi 9'dur. 6'dan 2'yi çıkardın 4 karesi 16'dır. Bunun karekökü bize cevabı verir. Bir kök 25 yapar. Kök 25 de 5'in ta kendisidir. Demek ki cevabımız da A olacakmış diyebiliriz. Devam edelim 14'te. Analitik düzlemde verilen m kare çarpı n, m kare çarpı n ve m çarpı n'nin küpü. İşte bu düzlemin 3. bölgesiymiş. Düzlemin 3. bölgesi dediğimiz yer burasıdır. Burada x'ler de y'ler de negatiftir. Demek ki m kare çarpı n negatifmiş. m çarpı n küp de negatifmiş. Bir kere ne olursa olsun m kare dediğimiz şey pozitiftir en iyi ihtimalle. E burası pozitifse demek ki n kesinlikle negatifmiş. n negatifse sevgili gençler küpü de negatiftir. E buranın sıfırdan küçük gelmesi için m'nin pozitif olması gerekiyor. Şimdi pozitif olan m'den negatif olan n'yi çıkarırsam pozitif bir sayı. Pozitif olan m ile negatif olan n'yi çarparsam negatif bir sayı elde ederim. İşte buradaki b noktası. Apsisi pozitif ordinatın negatif olan bir sayıymış. Peki bu düzlemin kaçıncı bölgesidir? Tabii ki de dördüncü bölgesidir. O halde doğru cevabımız E şıkkı olacaktı deriz. 15. sorumuza bakıyoruz. Şekilde dik koordinat düzleminde OABC bir kare olup D doğrusu B noktasından geçmekteymiş. Karenin alanı 16 ise bir kenarı 4'tür. Bak burası 4'müş o zaman burası da 4'tür. Değil mi? Çünkü 4 için 4'ten geçiyor. O zaman bizim doğrumuz da 4'e 4 noktasını sağlamak zorundadır. Hatta B noktasının koordinatları 4'e 4'tür. Madem sağlayacak. Y gördüğüm yere 4 yazdım. X gördüğüm yere 4 yazdım. Eksi 4 artı k artı 6 dedim. Eksi 4 6 daha kaç yapar? 2. O 2'yi karşıya atarsanız k kaç gelir? 2'nin ta kendisi cevabımız d değişik olur deriz. Evet bak ben çözünce kolay oluyor değil mi? Hocam sen çözünce tabii ki kolay olur. Sen hocasın? Hoca. Sen mi hocasın? Ya. O işler öyle olmuyor işte. Tamam ne kadar çalışırsan o kadar iyi yaparsın. Bunun hocalıkla hocalıkla alakası yok benden daha iyi bir öğrenci olmadığını mı düşünüyorsunuz? İlla ki vardır. Tamam mı? İlla ki vardır. Kim ne kadar çok çalıştıysa o kadar iyidir. Bunu sakın unutmayın. Sizin için de aynı şey geçerli. Seneye için, seneye için lütfen fazla yük bırakmayın. Bütün yükleri bu sene taşıyın. Seneye lütfen omuzlarınız dik kesin. Tamam? Boynunuz dik olsun. Başınız dik olsun. Öyle iki büklüm ezik büzük gezmeyin seneye lütfen. Sudan çıkmış balık gibi olursunuz. Dik koordinat düzleminde, benden size abi tavsiyesi. Dik koordinat düzleminde çizilen ABC üçgeninin ağırlık merkezi orijin ve A noktası eksi 6 imiş. Ha şimdi dur. Dur, dur, dur. Şöyle şimdi bak. Dik koordinat düzlemi çizdim. Eksi ee, 2 şurada bir yerde olsun. 6 da şurada bir yerde olsun. Tamam mı? Ee, bu ikisi şurasıdır. Yani A noktası burasıymış. Diğer iki nokta da, gençler, diğer iki nokta da neredeymiş? Eksenler üzerindeymiş bak. B ve C noktaları eksenler üzerindeymiş. O zaman yerinde şuraya çizdim. Ee, burada ABC üçgeninin, şöyle ABC üçgenini çizdim. Bu üçgenin ağırlık merkezi neresiymiş? Orjin. Ağırlık merkezi orjin. Tamam, güzel. Sıkıntı yok. Ağırlık merkezini nasıl buluyordum ben? Şimdi bak, ben buraya X80 üzerinde olduğu için A'ya 0 koordinatlı nokta derim. Burasına da 0'a B koordinatlı nokta derim. Bunu dedikten sonra, şurası da neydi? Eksi 2'ye 6'ydı. Bak. Apsisler toplamını 3'e bölüyorsun. Eksi 2 artı A artı 0'ı 3'e bölüyorsun. Ağırlık merkezinin apsisini veriyor. Ağırlık merkezi orijindi. Apsisi de 0'dır. Demek ki burada A'nın kaç olması gerekiyor? 2. Neden? 0 bölü 3'ten 0 gelir. Demek ki burası 2'ymiş. Bir de ordinatlar toplamını 3'e bölersen ağırlık merkezinin ordinatını bulursun. Yani 6 artı 0 artı B. 6 artı 0 artı b'yi ben 3'e bölünce orada zaten orijinin ordinatı 0 olduğu için o da 0'dır. Demek ki b'de eksi 6'ymış. Bak burası da eksi 6. O halde şurası eksi 6. Burası 2 değil midir arkadaşlar? İşte bana buradaki bc uzunluğu yani şurası soruluyor. Pisagor'dan buluruz. Bak şuradaki üçgene dikkat et. E burası 6 birim burası 2 birimse 6'nın karesi 36 2'nin karesi 4 bunun kare alırsan kök içinde 40 gelir kök 40 da bize 2 kök 10'un ta kendisini verir demek ki cevabımız neymiş c şıkkıymış diyeceğiz gençler. Evet devam edelim. 17. soru. A noktası 1'e 3, B noktası 2'ye K noktalarından geçen doğrunun eğim açısı 45 derece. Eğimi 45 olan, eğim, eğimi açısı 45 derece olanın eğimi kaçtır? Tanjant 45 verir. Tanjant 45 de 1'di. Eğimi 1 olan bir doğruymuş A ve B'den geçen. E şimdi eğiminin 1 olduğunu öğrenmek için ne yapacağız? K'dan 3'ü çıkaracağım. K eksi 3. 2'den 1'i çıkaracağım. Oranlayacağım. Ve bu da bize kaçı verecek? 1'i alt taraf 1 hocam. Evet o zaman üst tarafında kaç olması lazım? 1 olması lazım. Yani k-3 eğer 1 ise k bize 4'ü verir. Doğru cevabımız d şıkkı olacakmış diyebiliriz. Ee, ordinatlar farkını, absisler farkına bölersen eğimi buluyordun hatırla. 18. örnek. Analitik düzlemde 1 e 2 noktasından geçen ve x artı 2y eksi 3a eşit 0 doğrusuna paralel olan doğru çiziliyor. Bak şimdi. Burada benim eğim açım ne? Eğim açımız burada x'in kat sayısının y'nin kat sayısı oranının eksilisi. Yani eksi 1 bölü 2 benim eğimim olacak. Bu bize eğimi verdi tamam mı? Bu doğruya paralel. Şimdi A noktasından geçecek, 1'e 2'den geçecek ve bu doğruya paralelse eğimim de eksi 1 bölü 2 ya. Bak ben yeni doğrumu yazıyorum. Eğim eksi 1 bölü 2 olduğu için eksi 1 bölü 2 x dedim. 1 için 2'yi sağlayacaksa burada x gördüğün yere 1 yaz bakayım ne gelir? Eksi 1 bölü 2 gelir. E 2 olması için benim buna 5 bölü 2 eklemem lazım. Artı 5 bölü 2 dedim. Bak benim doğrum bu. Aradığım doğru sevgili arkadaşlarım işte bu. Madem buysa diyor ki bu doğrunun diyor y eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapıyordum? X'e 0 veriyordum. Çat x'e 0'ı çat gitti. Ne geldi? 5 bölü 2. O zaman cevabımız da 5 bölü 2 olacaktı diyebiliriz. Gençler devam ediyorum 19. sorumla. Diyor ki ahan da bu doğru ahan da bu doğruya paralelmiş. Şimdi ben şu doğrunun eğim açısını bulmak için ne yapıyordum? Eksi m eksi 2 x'in katsayısının sayısının eksilisini y'nin kat sayısına, yani 2'ye bölüyordum. Bu da bana bunun eğimi. E bunun eğimi direkt x'in kat sayısı, yani 2'ye eşitmiş. Eksi m eksi 2. 2'yi karşıya postaladım. 4 miymiş? O zaman eksi m eşittir. 6 mıymış? O zaman m kaçtır? Tabii ki eksi 6'dır. M değeri kaçtır diye sorulmuştu. Doğru cevabımız C şıkkı Olur deriz. Konuşamadım. Orada bir duraksadım. Yanlış mı yaptım diye işlemimi kontrol edeyim. Doğru yapmışım. Sıkıntı yok. 20. örnek. Ve son örnek tabii ki. Eksi 1'e 2, 3'e 4 ve k artı 1'e 3 noktaları doğrusal olduğuna göre. Doğrusalmış bak. Şöyle bir doğru varmış. Eksi 1'e 2 mesela burasıymış. 3'e 4 burasıymış. K artı 1'e 3 de mesela burasıymış. Gibi gibi. Tamam. Böyle olmaz da. Böyle düşün yani. Şimdi bak. Madem aynı doğru üzerindeler bunların eğimleri birbirine eşit değil midir? Eşittir. 4'ten 2'yi çıkardım. 2. 3'ten eksi 1'i çıkardım. 4. Eğim buymuş. Eşittir. O zaman ben 3'ten 4'ü çıkarırım. Eksi 1. K artı 1'den de 3'ü çıkarırım. K eksi 2 olur. Eğimler birbirine eşit gelmek zorundadır. Bak burası 1 bölü 2 olacak ya. Bu bunun eksi 1 katıysa bunun eksi 1 katı da 2'yi verir. Yani eksi K artı 2 eşittir 2 ise o zaman eksi K sıfırdır. K da bize neyi verir? Tabii ki sıfırı verir. E, K değeri kaçtır diye sormuştu. Doğru cevap 5 olacaktı. Evet. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Analitik geometride ki çözümleri de kısa sürdü. Analitik geometride birkaç tane kuralı biliyorsanız ve artık bunları iyi uygulayabilir haldeyseniz mutlak surette sevgili arkadaşlarım soruları yapamama gibi durumunuz olmuyor. Sadece ama sadece kuralı bilip biraz pratik sahibi olmanız lazım. Bunun için de 40 soruda analitik geometri videomu izleyebilirsiniz gençler. Hani reklam amaçlı söylemiyorum ama ciddi anlamda cluster kendileri. İzlersen analitik geometri diye bir derdin kalmayacağını e, emin olabilirsin. Ben sana buradan sözünü verebilirim. Evet, artık arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yaklaşık 27-28 dakikalık bir ders oldu. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için, benim dersime katıldığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlere minnettarım. Arkadaşlar tabi hani böyle yazılı hazırlıklı çalışmaları falan 11. sınıflar için yapıyoruz ama 11. sınıflar için şu ana kadar benim kanalda genel olarak YKS videoları var. 11. sınıflar için çok fazla bir video içeriğimiz yok ama olmayacak anlamına da gelmiyor. Bunların duyurusunu takip edebilmek için abone olup sevgili arkadaşlarım videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sonraki videolarımızda, sonraki çalışmalarımızda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.